gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Başbakan İnan Üstel bugün katıldığı bir etkinlikte et fiyatlarında yapılan düzenlemeye dikkat çekti. Et fiyatında NARHU uygulamasının hayata geçtiğini anımsatan Üstel, konuyla ilgili denetimlerin yapıldığını ve belirlenen fiyatın üstünde satış yapan işletmelere cezai müeyyide uygulanacağını söyledi. Üstel, vatandaşa düşen görevin ise hükümetin belirlediği fiyatın üstünde satış yapan işletmeleri gerekli mercilere şikayet etmek olduğunu vurguladı. Başbakan Ünal Üstel katıldığı bir etkinlikte et fiyatlarında yaptıkları düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Günlerdir, aylardır konuşulan et konusundaki pahalılık. Değerli kardeşlerim, herkes şikayet ediyor. Etteki fiyatı denetleyemiyorsunuz. Güzel kardeşlerim, sevgili halkım, biz eti denetlemeye aldık. Yalnız bölgemiz serbest ekonomiye sahip bir bölge ve bazı yasal düzenlemeler gerekirdi. Bu düzenlemeler çerçevesinde hem hayvancımızla hem de kasaplar birliğiyle anlaşarak halkımızın hem bu Ramazan'da hem de Ramazan bayramında et ile buluşması için ve herkes evinde mangal yakması için kuzuya bir satış fiyatı belirledik. Ve onun üstündeki satış fiyatına satan olursa bizim Tarım Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız denetim yapacak. Birinci denetimde ihtar, ikinci denetimde bir asgari ücret ceza, üçüncü denetimde kapatılacak. Dolayısıyla sizler bunun takipçisi olacaksınız. Biz hayvancıdan eti canlı kilo başı 250 TL alıyoruz. Kasaba maksimum dedik 550 TL'ye kadar satacak. 550 TL'nin üstüne geçemez. Ve buna emirname çıkarttık. NARHU uyguladık. Ve kaldı hükümet bir yaşın altındaki canlı kuzuya sırf halkımız daha ucuz et ile buluşması için 800 TL teşvik veriyoruz. Biz hükümet olarak taşın altına elimizi koyduk. Gerekli düzenlemeyi yaptık. Artık bunun kontrolü sizdedir. Eğer kim rastladığınız kasap varsa ve kuzu etini bu fiyatın üstüne satarsa Tarım Bakanlığımıza, Maliye Bakanlığımıza, Ekonomi Bakanlığınıza bildirin. Gerekli müeyyide uygulanacaktır arkadaşlar. O yüzden biz hükümet olarak görevimizi yaparken hafta denetleme görevini yerine getirecek ve çekinmeyecek. İhbarını da yerinde yapacak sevgili kardeşlerim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasından dolayı Aliyev'e teşekkür etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de en doğrusunun Kıbrıs Türk'ünün kendi devletiyle yoluna devam etmesi olduğunu belirterek Azerbaycan'ın her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olacağını vurguladı. Temaslarda bulunmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, verdiği direktif doğrultusunda Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti. Aliyev'le görüşmesinde Amerika temasları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğine dayalı bir antlaşma istediklerini ve geri dönüş olmayacağını söyledi.
Tatar, Aliyev'in daveti üzerine Temmuz ayında Şuşa'ya ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev de konuşmasında en doğrusunun Kıbrıs Türk'ünün kendi devletiyle yoluna devam etmesi olduğunu belirterek Azerbaycan'ın her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti. İki Cumhurbaşkanı ayrıca Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halklarının Ramazan bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını sürdürüyor. Sputnik Globe haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta varılacak anlaşmanın adil, kalıcı ve sürdürülebilir, pratik olması gerektiğini vurguladı. Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından teyit edilmesi gerektiğini belirten Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olduğunun altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik Globe haber ajansına konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Ocak ayından itibaren göreve başladığını, taraflar arasında ortak zemin var mı yok mu araştırması için 6 ay olan sürenin ilk 3 aylık görevini tamamladığını söyledi. Holguin'in 2 tur görüşme yaptığını, 3. tur yapacağı ziyaretinin de Mayıs ayında olacağını ifade eden Tatar, şu ana kadar herhangi bir ortak zemin bulunamadığını dile getirdi. Tatar, Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tekrar teyit edilmesi gerektiğini belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olduğunun altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pratik bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu, adil ve kalıcı bir anlaşma için çalıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, adil, kalıcı, sürdürülebilir ve pratik bir anlaşma olmalı. Çünkü şu anda Kıbrıs'ta iki devlet mevcuttur. İki halk, iki demokrasi, iki otorite vardır ve bu durum 60 yıldır devam etmektedir. Bu nedenle saati geri almanız mümkün değil, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ekonomik büyümesini kısıtlayan ambargoların uygulandığını da kaydetti. Bu durum Kıbrıslı Türklere haksızlıktır diyen Tatar, Kıbrıs Rumlar birlikte kurduğumuz ortaklık devletini gasp etti ve bugün Kıbrıs Cumhuriyeti temelde saf bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür, dedi. Kıbrıs Türk halkının 1960 yılında ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eş kurucusu olduğunu vurgulayan Tatar, ancak ne yazık ki Kıbrıslı Rumlar bunu unutuyor ve Kıbrıslı Türklere azınlık muamelesi yapmak ve Kıbrıslı Türklere kabul edilemez bir çözümü dayatmak istiyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz, diye konuştu. Kıbrıs Türklerinin 1963 yılında silah zoruyla ortaklık devletinden atıldığını ve egemenlik haklarına saygı gösterilmesini talep ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 60 yıl sonra egemenliğimizin tekrar teyit edilmesini talep ediyoruz. Egemenliğimiz anayasadadır. Dolayısıyla bu bizim hakkımızdır, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Güneş Onar da New York'ta üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre özel temsilci Onar sırasıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Rosemary DiCarlo, Fransa daimi temsilci yardımcısı Büyükelçi Nathalie Broadhurst Estival, Birleşik Krallık daimi temsilci yardımcısı Büyükelçi James Karowicki ve Rusya Federasyonu daimi temsilci yardımcısı Büyükelçi Dimitri Polyanski ile görüştü. Görüşmelerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın son 3 ayına girilen görev süresi kapsamında adada sürdürdüğü yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığına ilişkin çalışmalar ele alındı. Sayın seyirciler, 8. Akdeniz Areli Festivali bugün başladı. Festivalin açılışına katılarak konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, üçlü koalisyon hükümetiyle yaratılan istikrarlı yapıyı gerekli fedakarlıkları yaparak 2027'ye kadar taşıyacağız, dedi.
Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre'de üretimin arttırılması ve değerlerin korunmasının önemine işaret etti. Lapta Sancakçamlıbel Belediyesi Akdeniz Muhtarlığı ile Akdeniz Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen 8. Akdeniz Ayreli Festivali'nin açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Festivalin açılış töreni öncesinde arkaik yansımalarla Akdeniz Köy Kadın Kursu sergilerinin açılışı da yapıldı. 9. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında hayat bulan sergiler, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde ve Ali Eşat Terakota Sanat Topluluğu organizasyonu da gerçekleştiriliyor. Festivalin açılış töreninde konuşan Akdeniz Köyü Muhtarı Murat Cet, tarih, kültür ve doğal mirasın bir arada bulunduğu Akdeniz Köyü'nde festivalin keyifli geçmesini diledi. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de festivalin amacının tarihi doğal zenginlikler konusunda farkındalık yaratmak ve bölge tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Başbakan Ünal Üstel de Akdeniz'in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir bölge olduğunu belirtti ve festivalin hayat bulmasına katkı koyanları kutladı. Bugün Akdeniz'de, geçmişte yine Güzide bir ispor takımı vardı ve süreler içerisinde gerek ekonomik gerekse bazı sıkıntılardan yavaş yavaş kendini liglerden soyutladı. Biz başbakanlık olarak ve öncülük yapacağız. Tekrardan Akdeniz Köyü'nün futbol takımını kazanması için onun önünü açacağız. Ve bunu yaparken de bunların güzel bir futbol sahasına kavuşmaları için de hükümet olarak üzerimize ne düşerse yapacağız. Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaretini de değerlendiren Üstel, Cevdet Yılmaz'la Güzel Yurt'ta iftar programında bir araya geldiklerini anımsattı. Üstel, Yılmaz'ın Güzel Yurt bölgesine yönelik büyük yatırımlar yapılacağının müjdesini verdiğini söyledi. Tarım Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla Güzel Yurt bölgesine 15 bin tonluk bir soğuk hava deposu kazandıracağız. Ve yine Güzel Yurt bölgesinin Siproex'ine yaşanan narenciye sıkıntılarından dolayı kapasitesini artırmak için onun da projeksiyonunu yaptık ve onu da bu yıl sonuna kadar hepsini birer birer yapacağız. Yılmaz'ın Güzel Yurt Hastanesi konusunda da müjde verdiğini hatırlatan Üstel, 2016 yılından bu yana atıl durumda olan hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Ana vatanımızın desteği hiçbir zaman yanımızdan eksilmedi. Ve yine bölgenin büyük bir eksikliği süt toplama merkezi. Maalesef bu bölgede süt toplama merkezi yoktu. Ve Güzel Yurt bölgemizde ki sizlerin de sütünü oraya getireceğiniz bir merkez yaptık. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde bir kardeşlik bağlarıyla, sevgi bağlarıyla, aradaki saygı duvarını aşmadan yaptığımız her türlü mali işbirliği protokollarıyla büyük projelere ve büyük altyapılara imza atıyoruz ve bunların atmaya da devam edeceğiz. Ve biz 2023'ten beri bu sorunları bir çözmeye çalışıyoruz. Ve bu istikrarlı zamanda bu istikrarı yakalamış iken bu sorunları birer birer çözüyoruz. Reform yapıyoruz, plan proje yapıyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Ülkenin ihtiyacı olan ne var ise onları ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde de çözüyoruz. O yüzden ülkeye istikrar geldi. Bu istikrarın devamı şarttır. Dolayısıyla biz hükümet olarak üçlü koalisyon olsak bile biz bazı fedakarlıklar yapıyoruz ve bu hükümeti
2027 yılına kadar taşıyacağız ve ülkemizin ihtiyacı olarak gerek yasa, gerek proje, gerekse altyapı ne var ise hepsini birer birer ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağız. Yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de konuşmasında Akdeniz'in tarihi doğal zenginlikleriyle çok önemli bir bölge olduğunu vurgulayarak üretimin artırılması ve değerlerin korunmasıyla köyün çok daha bilinir hale geleceğine inanç belirtti. Konuşmasında son zamanlarda büyük artış gösteren trafik kazalarına da dikkat çekerek gençlere çağrıda bulunan Töre, son dönemde trafikte büyük kayıp ve acıların yaşandığını vurguladı. Alkol, uyuşturucu, sürat maalesef gençlere çağrımdır. Dikkatli olun, sürat yapmayın, dikkatli olun. Alkol aldığınız zaman araç kullanmayın. Bunlar çok tehlikeli. Hem kendinizi yakıyorsunuz, hem ailenizi yakabiliyorsunuz, hem karşıdakileri yakabilirsiniz. Bundan dolayı da çok dikkatli olunması gerekir. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Mehmet Sait Baycengiz hayatını kaybetti. 21 yaşındaki İrem Nur Yurtseven de ağır yaralandı. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Polis basın bültenine göre kaza, Mehmet Sait Baycengiz'in yönetimindeki SV-822 plakalı saron araçla süratli bir şekilde batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sanayi çemberine yaklaştığı zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde savrularak çemberi çevreleyen bordür taşlarına ardından da yolun soluna çıkarak beton sete çarpması sonucu meydana geldi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Mehmet Sait Baycengiz kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nabantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Nur Yurtseven ise yapılan tüm müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bir üniversitede yapılan yanlışın tüm üniversiteleri zora sokacak bir propaganda aracı haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni ziyaret eden Töre, üniversiteler göz bebeğimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni ziyaret etti. Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin fakülte, öğrenci, akademik kadro ve kampüs bakımından ülke yüksek öğreniminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Yani bir üniversitede bir yanlış olduysa bütün üniversitelerimizi karalama ve üniversitelerimizin genelini aynı düşünmek doğru değildir. Bu yönde kasıtlı propagandalar yapılmaya çalışılıyor. Biz bunları doğru görmüyoruz. Onun için üniversitelerimiz bizim göz bebeğimizdir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil Nadiri de devam eden süreçte törenin üniversitelerine yaptığı ziyaretin tüm yüksek öğrenim ailesine büyük bir güç vereceğini söyledi. Büyük bir güç kaynağı olacaktır. Sayın seyirciler, kamuda 9 günlük bayram tatili başladı. Ramazan bayramı ise çarşamba günü başlayacak. Arife olan salı günü tutulan son orucun ardından başlayacak Ramazan bayramı 3 gün sürerek ve cuma günü sona erecek. Polis Genel Müdürlüğü alkollü araç kullanılmaması ve araç sürerken telefondan uzak durulması uyarısı yaptı. 9 günlük bayram tatili başladı. İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan bayramı ise 10 Nisan çarşamba günü başlıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla 8 Nisan pazartesi ile Arife gününe denk gelen 9 Nisan salının idari tatil verilmesiyle bu yıl kamuda Ramazan bayramı tatili 9 gün olacak. Arife olan salı günü tutulan son orucun ardından başlayacak Ramazan bayramı 3 gün sürecek ve cuma günü sona erecek. Bayram namazı ülke genelindeki tüm camilerde 10 Nisan çarşamba günü saat 06.37'de kılınacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar bayramın birinci günü saat 11'de Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak. Başbakan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel ise saat 10'da Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Meteoroloji Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 12 Nisan Cuma gününe kadar alçak basınçla serin ve nemli hava kütlesinin etkisi olacağını açıkladı. Polis Genel Müdürlüğü de halkın huzur ve güvenliği için bayram tatili süresince 24 saat kesintisiz olarak halkın hizmetinde olacağını açıkladı ve tüm halkın bayramını kutladı. Ramazan bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Polis Genel Müdürlüğü, trafikte uyulması gereken kuralları hatırlattı. Polis Genel Müdürlüğü, alkollü araç kullanılmaması ve araç sürerken telefondan uzak durulması uyarısı da yaptı. Halkın Ramazan bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerini aldığını duyuran Polis Genel Müdürlüğü, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de 155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 narkotik ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağını vurguladı. Tüm belediyeler de bayram tedbirlerini aldı. Bayram süresince ayrıca Lefkoşa Fuar alanında bayram yeri kurulacak. Bayram süresince Lefkoşa Türk Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Mücadele Ekibi de görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talebi için Alo 185 çözüm hattı üzerinden nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek. Diğer yandan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'ye üye 5 yıldızlı büyük tesislerin bayram tatilindeki doluluk oranlarının %83, küçük otellerin doluluk oranlarının ise %49 olmasının beklendiğini açıkladı. Birlik toplam 106 üye otelin 12'sinde bayram boyunca %100 doluluk, 42'sinin de %60-99 arasında doluluk oranı beklendiğini de kaydetti. Ercan Havalimanı Ramazan Bayramı süresince özel uçaklar hariç tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 749 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek. TNT Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada Ercan Havalimanı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bayram tatilini kapsayan 5-14 Nisan tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 gelen, 374 giden uçağa ev sahipliği yapacağı belirtildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı 104. yaşını kutluyor. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu Anadolu Ajansı'nın 104. yaşını kutladı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 104. yaşını kutladı. Ertuğruoğlu, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda Türk'ün haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 104. yaşını tebrik ediyorum, dedi. Kıbrıs Türk'ünün sesinin duyurulmasında da etkin olan, dünyada önde gelen en saygın ajanslar arasında yer alan Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarını tebrik eden Ertuğruoğlu, ajansa çalışmalarında başarılar diledi. Bahçeliköy yolunda yenileme çalışmaları yapılacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çalışmaların yapılacağı yolda incelemelerde bulundu. Arıklı, Bahçeli köy girişinden köyün merkezine kadar olan 10 kilometrelik yolda yapılacak yenileme çalışmalarının 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Krok ve bölge muhtarlarıyla birlikte Bahçeli Köy yolunda incelemelerde bulundu. Bakanlıktan verilen bilgiye göre Arıklı, Bahçeli Köyü girişinden köyün merkezine kadar olan 10 kilometrelik yolda yenileme çalışmalarının 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Arıklı, çalışmaların 10 günde tamamlanacağı konusunda yüklenici firmadan söz aldık, dedi. Yolun ihale bedeli olan 10 milyon Türk liralık kaynağın Karayolları Dairesi'nin bütçesinden karşılanacağını belirten Arıklı, projenin tamamlanmasının ardından Girne Doğu Çevre Yolu ile ilgili çalışmaların başlayacağını kaydetti.
Gıda Mühendisleri Odası bayramda sahte çikolatalara karşı halkı uyardı. Odadan yapılan açıklamada kakao fiyatlarının artması ve bayramda artan talebin piyasada hileli ve merdiven altı üretilen çikolata endişesini artırdığına dikkat çekildi. Gıda Mühendisleri Odası yazılı açıklama yaparak halkı sahte çikolatalara karşı uyardı. Açıklamada dünya genelinde çikolatanın ham maddesi olan kakao fiyatlarındaki artış ve olası tedarik sorununun çikolata fiyatlarını etkilediğine işaret edildi. Artan maliyetlerin dünyadaki kakao çekirdeklerinin yarısından fazlasının toplandığı Gana ve Fil Dişi sahilindeki kakao ağacı yetiştiricilerinin iklim değişikliği sebebiyle azalmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada kakao fiyatlarının artması ve bayramda artan talebin piyasada hileli ve merdiven altı üretilen çikolata endişesini artırdığına dikkat çekildi. Açıklamada gerçek çikolatanın kakao yağından oluştuğuna, çikolatanın kalitesiz bir alternatifi olan kokolinin de kakao yağı yerine margarin ya da bitkisel yağların, süt yerine ise süt tozu ya da peynir altı suyu kullanılarak üretildiğine işaret edildi. Açıklamada gerçek çikolata üretimi genellikle kaliteli malzemeler, işçilik ve üretim süreleri gerektirir. Bu nedenle aşırı düşük fiyatlar kalitesiz veya taklit bir ürünü işaret edebilir. Ambalaj kalitesi, renk ve dokusu, marka bilinci ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmakta, taklit çikolataları ayırt etme sürecinde dikkate alınması gereken faktörler arasındadır denildi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, HPV aşısının rutin aşı programına alınması çağrısında bulundu. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ceyhun Dalkan, HPV aşısına ilişkin açıklama yaptı. HPV'yi dünya genelinde cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biri olarak nitelendiren Dalkan, aşılama HPV'ye karşı en etkili koruma yöntemidir. Fakat Kıbrıs'ın kuzeyinde HPV aşısının devlet tarafından ücretsiz yapılmaması ciddi sağlık risklerine ve kanser vakalarının artmasına yol açmaktadır, dedi. Dalkan, HPV aşısı ile önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserini bir halk sağlığı sorunu olarak gören Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm ülkelere rutin rahim ağzı kanseri taraması ve aşılama önerdiğini hatırlatarak pahalı olan bu aşıya erişimin sağlanmasının devletin görevi olduğunu belirtti. Profesör Doktor Ceyhun Dalkan, HPV aşısı rutin aşı programının bir parçası haline ivedi getirilmelidir. Bu, genç nesillerin sağlığını korumak ve kanserden korumak için hayati öneme sahiptir. HPV aşısının rutin aşı takvimine alınması, ülkemizde eksik olan koruyucu sağlık hizmetlerine çok önemli bir katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Tarımsal Araştırma Enstitüsü, nesli tehlikede olan endemik bitkilerden Kıbrıs karanfili ve medoş lalesini çoğaltmayı başardı. Tarımsal Araştırma Enstitüsü, nesli tükenmekte olan endemik Kıbrıs karanfili ve medoş lalelerini çoğaltmayı başardı. Enstitü Müdürü Cem Karaca ve çalışmaları yürüten Yüksek Ziraat Mühendisi, Biyoteknoloji Uzmanı Konce Baydar çalışmalar hakkında Türk Ajansı Kıbrıs'a bilgi verdi. Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Karaca, Kıbrıs karanfili tohumundan çoğalamadığı için yok olma tehlikesinin de yüksek olduğunu kaydetti. Cem Karaca, üretilen bitkileri halkın görebileceği yerlere belediyelerle işbirliği yaparak ekmeyi düşündüklerini, böylece endemik bitkiler konusunda farkındalık yaratmış olacaktır. Olacaklarını söyledi. Karaca, medoş lalelerinin de muhtemelen doğal olarak bulunduğu tepebaşı ve av tepeye ekileceğini bildirdi. Yüksek Ziraat Mühendisi Biyoteknoloji Uzmanı Konca Baydar da endemik bitkilerden Kıbrıs karanfilinin Güney Kıbrıs'ta yetişmediğini, sadece Lefke, Yeşilırmak ve Girne'de bazı bölgelerde görüldüğünü belirtti. Endemik bitkilerin çoğaltılmasına, yok olmak üzere olan endemik ve soğanlı türlerin çoğaltılması projesi kapsamında başladıklarını aktaran Baydar, nesli tehlike altında olan diğer türleri de çoğaltmaya başlayacaklarını kaydetti. Polisin ülke genelindeki trafik denetimleri sürüyor. Trafik denetimlerinde dün 427 sürücü rapor edildi, biri tutuklandı, 55 araçsa trafikten men edildi.
Polis ülke genelinde trafik denetimleri yaptı. Polisin denetimlerinden 2245 araç sürücüsünden 427'si çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Polis basın bültenine göre trafik polisi ekipleri ülke genelindeki denetimlerinde 213 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 32'si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13'ü alkol içki tesiri altında araç kullanmak, 12'si seyri sefer ruhsatsız araç kullanmak, 13'ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4'ü sigortasız araç kullanmak, 2'si trafik ışıklarına uymamak ve 137'si diğer trafik suçlarından rapor edildi. Denetimlerde bir araç sürücüsü tutuklandı, 55 araçsa trafikten alıkonuldu. Şampiyon Melekler anısına düzenlenen Adalet İçin Koşuyoruz maratonu yarın yapılıyor. 5 farklı kategoride düzenlenecek maraton sabah saat 7'de başlayacak. Şampiyon Melekler anısına düzenlenen Adalet İçin Koşuyoruz temalı maraton Gazi Mausa'da koşulacak. Maraton koşuları sabah saat 7'de 42 kilometre koşusu ile başlayacak. Koşular 42, 10, 6, 3 ve 1 kilometre olmak üzere 5 kategoride düzenlenecek. Maratonun en özel koşusu Şampiyon Melekler adı verilen 3 kilometre koşusu olacak. Bu koşuda derecelendirme olmayacak. Tüm halk bu etaba katılmak için maratona davet edildi. Maraton, Dünya Atletizm Organizasyonu tarafından da resmi olarak onaylanırken, dereceye girenlere toplam 500 bin Türk lirası para ödülü dağıtılacak. Bu arada Salamis yolundaki Cortado Espresso Lab önünde saat 16'da festival nitelikli etkinlik düzenlenecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Aksa Süper Lig'de 26. hafta heyecanı bugün saat 16'da oynanan 4 karşılaşmayla başladı. Alınan sonuçlarsa şöyle. Meserya 1, Yeni Cami 3, Türk Hoca Ali Masol 0, Peralarnaka Gençler Birliği 3, Lefke 1, Doğan Türk Birliği 0, Çetinkaya 1, Çaynapazar Gençlik Gücü 0. Aksa Süper Lig'de 26. hafta yarın saat 16'da oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Programsa şöyle. Göçmenköy Alsancak Yeşilova, Karşıyaka Cihangir, Küçük Kaymaklı Mausa Türk Gücü, Tremeşeli Holding Dumlu Pınar, Yeni Boğaziçi. Şampiyon Melekler anısına düzenlenen Adalet İçin Koşuyoruz temalı maraton Gazi Mausa'da koşulacak. Maraton yarın sabah saat 7'de 42, 10, 6, 3 ve 1 kilometre olmak üzere 5 kategoride gerçekleşecek. Maraton, Dünya Atletizm Organizasyonu tarafından da resmi olarak onaylanırken, dereceye girenlere toplam 500 bin Türk lirası para ödülü dağıtılacak. Derecelendirme yapılmayacak olan Şampiyon Melekler özel koşusu ise 3 kilometrelik parkurda yapılacak. Bu arada Salamis yolundaki Cortado Espresso Lab önünde saat 16'da festival nitelikli etkinlik de düzenlenecek. Tekvando, Karate, Judo, Aikido Federasyonu'nun Park Jung Tae anısına organize ettiği kırış şampiyonası tamamlandı. Avrasya Tekvando Merkezi'nde GTF Tekvando Federasyonu'nun kurucu başkanı olan Tae anısına düzenlenen müsabakalar dünyadaki diğer federasyonlarla eş zamanlı yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken dereceye girenlere ödüllerini Senior Grandmaster Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdi. Şampiyonayı Senior Master Öykü Ergin başkanlığında Ceyda Uçaner ve Federasyon Hakem Heyeti yönetti. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşen Senior ve Tenise Hoş Geldin turnuvası final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı. Sıralamalarsa şu şekilde. Tek kadınlarda 1. İpek Çivisi'yle 2. Laika Karşılı. Tek kadınlar Consolation'da 1. Name Ekenoğlu, 2. Yasemin Çıral. Tek erkeklerde 1. Özgür Samioğlu, 2. Sercan Erozan. Tek erkekler Consolation'da 1. Orhan Şevket, 2. Dimitri Cebotari,
Çift erkeklerde birinci Burak Gazi, Necat Yüksel ikilisi, ikinci Sercan Erozan, Hasan Gazioğlu ikilisi. Mehmet Çocuk 15. geleneksel anı darts turnuvasıyla anıldı. Lefkoşa Darts Birliği'nin organize ettiği ve 30 sporcunun mücadele ettiği turnuvada şampiyonluk kupasını Murat Çınaroğlu aldı. Hüseyin Hacıoğulları turnuva ikincisi, Ali Amca turnuva üçüncüsü, Hakan Boral da turnuva dördüncüsü oldu. Ödüller Mehmet Çocuk'un oğlu Elmas Çocuk, yeğeni Derviş Çocuk, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Osman Cenkçilerle Lefkoşa Darts Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı Turgut Çalıcı tarafından takdim edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilardo Federasyonu'nun organize ettiği aday hakem kursu 19-20 Nisan tarihleri arasında Number 8 Bilardo Salonu'nda yapılacak. Federasyona profesyonel hakemler kazandırmak hedefiyle gerçekleşecek olan kursta başarılı olanlar alacakları belgelerle aktif hakemlik yapabilecek. Aday hakem kursuna katılmak isteyenlerin 12 Nisan saat 17'ye kadar talep edilen belgelerle federasyona başvurması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı olarak atanan Mustafa Abitoğlu, yeni yönetim kurulu ile birlikte hayata geçireceği vizyonu kamuoyuyla paylaştı. Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ile ilk görüşmesini dün yapan Abitoğlu, çocuklarımızın geleceğe, su sporuna verdikleri büyük emeğe halel gelmemesi, onların ve hocalarının motivasyonlarını yüksek tutabilmek ve hayalleri doğrultusunda ilerleyebilmeleri adına su sporlarının hak ettiği profesyonellik ve vizyonla yönetilebilmesi hedefiyle Su Sporları Federasyonu Başkanı'nı üstlenmekten mutluluk duyuyorum açıklamasını yaptı. Su Sporları Federasyonu'na üye 11 kulüp ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada seçimle göreve gelen federasyon başkanı Sayın Ender Yeşilyurt ve beraberindeki kurulların 1 Nisan 2024 Pazartesi günü ani verilen bir kararla görevden alınmasını şaşkınlıkla karşıladık ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca kulüpler en kısa sürede genel kurul yapılması talebini de yineledi. Ertuğ Nasıroğlu Başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetimi dün bir basın toplantısı düzenledi. 100 günlük icraatlarını değerlendiren federasyonun Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan toplantı salonunda gerçekleşen basın toplantısına Başkan Ertuğ Nasıroğlu, As Başkanlar Ahmet Karaoğlan'la Eda Türkmen Kutruza ve Yönetim Kurulu Nihat Yılmaz katıldı. Nasıroğlu yönetimi 27 Aralık'ta göreve gelmişti. Handbol Federasyonu Kupası'nda erkekler finali Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Gençlik Gücü takımları arasında oynanacak. Atatürk Spor Salonu'ndaki yarı finallerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yükselişi, Gençlik Gücü de Taşkınköy'ü yenerek finale yükselmişti. Federasyon Kupası finali 8 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemi ile nemli ve ılık hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda havanın bugün parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, yarınsa az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarınsa güney ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 8, Girne'de 11, Alefkayası'nda 14, Güzelyurt'ta 6, Gazi Mausa'da 11, Lefke'de 15, Yeni Erenköy'de 14 ve İskele'de 8 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 26, Girne'de 20, Alefkayası'nda 20, Güzelyurt'ta 23, Gazi Mausa'da 22, Lefke'de 21, Yeni Erenköy'de 20 ve İskele'de 22 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, yarın az bulutlu geçecek.
Rüzgar ise güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Vizyon Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve öncü, yeşil enerji kullanan kamu kurumu oldu. Gelişen teknolojiye ayak uyduran Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji sistemini hayata geçirerek yıllık